Dostlarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size benim Survivor hikayemi anlatacağım size. Şu anda da Survivor seçmelerine gidiyorum. Ama nasıl bir seçme? Normalde 4-5 tane seçme oluyor. Parkura gidiyorsunuz, sonra onun öncesinde ekiple görüşüyorsunuz. Yani Acun abiyle değil, diğer ekiple, ondan bir önceki ekiple görüşüyorsunuz. En son sonra Acun abinin olduğu bir ekiple görüşüyorsunuz. Acun abinin, Esat abinin olduğu bir ekiple görüşüyorsunuz. Acun Bey'in, Esat Bey'in olduğu bir ekiple görüşüyorsunuz. Ondan sonra artık videomuz çekiliyor. Acun.com'a koyuluyor. İşte Acun'un YouTube kanalı, yani Acun YouTube kanalına koyuluyor. Falan derken böyle bir süreç var. Ben 5 senedir, tam olarak 5 senedir Survivor'a gitmeye çalışıyorum. Şu an nereye gidiyorum? Tekrardan Survivor seçmelerine gidiyorum. 5 senedir gidemiyorum ama bu gidemeyeceğim anlamına gelmez ulan. Savaşmaya devam. Gidene kadar, istediğini alana kadar gitmeye devam. 10 yılda olsa 10 yılda giderim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Beni artık tanıyorlar takımdakiler. Özellikle Necip abi. Buradan Necip abiye çok çok selamlar gönderiyorum. Sen var ya, adamın ham maddesisin. Survivor Necip. Benim gözümde Survivor Necip abi. Necip abi harbiden kral. Adam beni tanıyor, beni biliyor. Dediğim gibi süreci anlattım size. Of, bu arada çok güzel bir motor gitmiyor mu? Size süreci anlattım. Ben şu anda parkurlara gitmedim. Direkt Acun abiyle görüşmeye gidiyorum. Nasıl oluyor bu? Çünkü ben 4 sene boyunca gerçekten 3 sene boyunca parkurlara katıldım. Artık en sonunda Necip abi beni direkt Acun abiyle görüşebileceğim bir elemeye çağırdı. Şu anda gidiyorum, direkt Acun abiyle görüşeceğim. Size benim Survivor hikayemden bahsetmek istiyorum. İlk Survivor'a gittiğim zaman, bundan 5 sene önce ilk Survivor'a gittim. Yanlış hatırlamıyorsam Zorlu Center'da, pardon, Zorlu da değil, Özdilek'te, ya Özdilek ya da Zorlu, belki de Zorlu da olabilir. Pardon, Özdilek ya da Kanyon AVM'de olmuştu. Kanyon'du galiba. Kanyon AVM'de özel bir spor salonunun basketbol alanında olmuştu seçmeler. Nasıl bir seçme olmuştu? Parkur yapmışlardı. Böyle bir ufak bir parkur ama tabii eğilmeli, atlamalı, bench press'in arasından geçmeli, sağlı sollu böyle ilerlemeli falan bir parkur yapmışlardı. O parkuru iki defa yapıyordum. İki defa yaptığın zaman parkuru bitirmiş oluyordum. Ben de yaptım tabii ama sonra bir sonraki elemeye çağırmadılar beni. 5. sene bu şekilde eğlendim. Sanırım yaşımdan dolayıydı. Çünkü küçüktüm. 17 yaşımda, 18 yaşımda falandım. Bir sonraki sene tekrardan, bu arada ben en baştan form dolduruyorum. En baştan bekliyorum. En baştan çağırmalarını bekliyorum. Tekrardan form doldurdum bir sonraki sene. Tekrardan beni çağırdılar. Ben önce ekiple görüştüm. Bir hafta sonra beni parkura davet ettiler. Parkura gittim ve parkuru da çok güzel bir şekilde yapmıştım aslında ama beni tekrardan çağırmamışlardı. Yine sanırım yaşımdan dolayı olabilir veya bildikleri başka bir şeyler olabilir veya beni beğenmemiş olabilirler. Düşünce yapım toy gelebilir. Yani bilmiyorum neden olduğunu ama çağırmamışlardı. 3 sene önce tekrardan form doldurdum ve bilmediğim bir şekilde beni direkt parkura çağırdılar. Yani direkt efor testine çağırdılar beni. Direkt parkura çağırdılar. Gittim parkura ve en formda olduğum, yarışmadan çıktığım, kendimi böyle mermi gibi hissettiğim dönemdi. Ve size şunu söyleyeyim, bakın samimiyetime inanın. Bu 10 yıllık, ya o zaman 10 yıldı, şimdi artık 13-14 yıl oldu. 10 yıllık Survivor geçmişinde o parkurun, yani hazırlık sürecinin, seçmelerdeki parkurun en iyisi o Geday'dı. O Geday. Yani 10 yılda en iyi performansı yapan o Geday'dı ve ben oraya gittiğimde sadece 1 ya da 2 saniye o Geday'ın arkasından gelmiştim. Yani ben Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyi, o seçmelerde yapılan en iyi performanslardan bir tanesini yaptım. Zaten o performanstan sonra ben o arkadaki ekibin gözüne girdim. Necip abi numaramı aldı. Dostum işte seni birazcık kovalayalım, seni birazcık destekleyelim dedi. Gökhan abi de aynı şekilde.
o gün benim hayatım değil. Yani o gün Survivor ekibinin kanına böyle girdim. Böyle sızdım böyle içerilere doğru. Ondan sonra beni Acun abiyle görüşmeye çağırdılar. Hatta ben kimle gitmiştim biliyor musunuz? Burak Yurdagör'ü biliyorsunuz Survivor'a gitti. Burak benim arkadaşım. Arkadaşımdı. Survivor'a gittikten sonra ne aradı ne de böyle ne konuştuk ne de ben onu aradım. Ya tabii şaka yapıyorum. Gönül koymuş değiliz birbirimize. Bir gün karşılaşırsak tabii ki de birbirimize selam veririz. Burak'la gittim. O sene Burak da alınmadı. Biz Burak'la birlikte gitmiştik seçmelere. Burak zaten arkadaşımdı benim. Birlikte gitmiştik. Burak'ı da almamışlardı, beni de almamışlardı o sene. Bir sonraki sene, yani geçen sene, evet geçen sene artık yakınlaştık sonlara doğru. Artık sonlara doğru yakınlaştık. Geçen sene biliyorsunuz ben Konya'da bir filmde oynadım. Konya'ya gittim, işte bir ay oldu, film çekiyoruz. Tam filmin ortasında Necip abi beni aradı. Dedi ki, İbon dedi, güzel kardeşim, seçmeler var, seçmelere gelmek ister misin? Ben dedim ki, gelmek ister misin ne demek abi? Gelmek ister misin ne demek? Ben şu anda Konya'da bir filmde oynuyorum ama buradan kaçıp gelmeye çalışacağım diye Necip abiyle konuştum. Neyse, seçme günü geldi. Bu arada Konya'dayım, filmde oynuyorum. 4 gün yağmur yağdı. 4 gün boyunca repo. Sıkılmaktan ölüyoruz. Yani repo ne demek? Dinlenme günü. Set yok. 4 gün boyunca set olmadı. Sıkılıyorum böyle. Aklımda Survivor var. Ulan Survivor'a gideceğim. Ya gidemezsem tribe girdim. Gitmek inanılmaz istiyorum. Bakın size tekrar samimi yaklaşıyorum. 5 kuruş param yok. Sağdan soldan otobüs parası toplamaya çalışıyorum. Bakın size yemin ederim. Gideceğim ya Survivor'a. Kafayı taktım. Otobüse binip gideceğim. Ben otobüs paramı ayarladım. Sağdan soldan arkadaşlarımdan otobüs paramı ayarladım. Tam böyle bilet alıyorum falan. Ne olsa beğenirsiniz. 4 gün set olmadı. 4 gün çekim olmadı. Ertesi gün yağmurlu olmasına rağmen set var dediler. Ulan her şeyi geçtim. Bak her şeyi geçtim. Set olması hiç problem değil, tamam mı? Set olabilir. Neyse ben Survivor'a gidemedim. Ama nasıl içim böyle kan ağlıyor yani. Kötü hissediyorum yani gerçekten. Her şeyi geçtim. Survivor'a gidemedim. Yani seçmelere gidemedim. Ne olsa beğenirsiniz. Yağmur oldu. Set olacak dediler. Set alanına gittik. Sabahtan akşama kadar bekledik. Set yok. Olan yine kime oldu? Olan yine garibana oldu. Olan yine Vanne'ye oldu. Vanne gidemedi Survivor'a. İşte o sene Burak gitti. Arkadaşım Burak gitti. Burak'ın adına çok sevinmiştim gerçekten. Çünkü çocuk gerçekten istiyordu. Ve sonra bir sonraki sene, yani bir sonraki sene ne zaman? Şu anda. Geçen sene Konya'da olduğum için gidememiştim. Bu sene artık hiçbir şey, ya bu sene ve bu seneden sonra bak pes etmek yok. Savaşmaya devam. Bu sene de bu seneden sonra asla kurtuluş yok. Yani her zaman seçmelere gideceğim. Şu anda da seçmelere gidiyorum. Ama seçmelerde çeker miyim bilmiyorum sağa solu. Çekmeyi düşünmüyorum. Her şeyi anlattım size çünkü onu istemiyorlar gerçekten. İstemedikleri bir şeyi yapmak yakışmaz bize. Şu an ben seçmelerde ne yaşayacağım? Ya nasıl bir seçmeye gidiyorum? Acun abi, Esat abi ve birkaç kişinin olduğu bir grubun karşısına çıkıyorsunuz. Gruplar halinde. Yani 3 kişilik, 4 kişilik gruplar halinde. Esat abinin, Acun abinin ve diğer ekibin, yani o A ekibin, gerçekten seçecek olan kişilerin karşısına çıkıyorsunuz. Size diyorlar ki neden Survivor'a gitmek istiyorsun? Birazcık kendinden bahseder misin? İşte ödülü kazansan ne yaparsın diye sormuyorlar. Sadece bu. Birazcık kendinden bahseder misin ve Survivor'a neden gitmek istiyorsun? Bu soruları soruyorlar. Mesela ben bir önceki seçmelere gittiğimde Acun abi bunu bana sorduğunda, direkt nerelisin diye sorduğunda Erzurumluyum dedim ve Acun abi de Erzurumluydu biliyorsunuz. Burada bir artı yakalamıştım aslında. Ama bu 3 sene önce, küçüktüm o zaman. Parkurda çok iyi yapmıştım. Gerçekten parkurda çok iyi yapmıştım ama vardır bir bildikleri, almamışlardı beni Survivor'a ama o sene almadılar diye pes etmek yok. Çok zor biliyorsunuz Survivor'a gitmek, kolay değil çünkü milyonlarca insan başvuruyorlar.
ve bir yerinden tuttum aslında ben. Çok da güzel bir yerdeyim. Yani ben Survivor'a gidemedim ama gitme konusunda ilerlememiş değilim. Bu arada size bir şey hatırlatayım. Su içmek çok abicim canını yediğim. Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun benim abim? Size bir şey hatırlatayım dedim. Su içmek çok önemli biliyorsunuz. Su için. Siz de hemen bir bardak su için. Yani dediğim gibi benim Survivor hikayem bu şekilde. 4 senedir, 5 senedir gitmeye çalışıyorum. Gidemiyorum. Ya bu sene 5. sene işte. Bakalım. Her şeyin hayırlısı. Umarım gidebiliriz. Gitmeyi istiyorum gerçekten. Benim için çok iyi olur. Ya ben zaten Survivor'ım. Beni tanıyan insanlar. Ben zaten Survivor'ım. Yani hayatım Survivor benim. Biliyorlar beni tanıyan insanlar. Çünkü ben her şeyimi sosyal medyada paylaştığım için beni çok eskiden beri takip eden insanlar benim nerelerden böyle harbiden Survivor yaşadığımı ve Survivor'a uygun olduğumu eminim biliyorlardır ve konuşuyorlardır. Başka size Survivor ile alakalı anlatabileceğim bir şey yok aslında. Benim Survivor hikayem bu şekilde. Şu anda da seçmeye gidiyorum. Survivor seçmelerine gidiyorum. Bu videoyu da bugün yayınlayacağım. Şu anda çekiyorum bu videoyu ve şu anda yayınlayacağım. Arabayla giderken yayınlayacağım yani. Şu anda yayınlıyorum. Hatta saat şu anda 4.45. Yani bu videoyu böyle akşam işte 5.45 gibi falan yayınlayacağımı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Eğer Survivor'a gidersem desteklerinizi esirgemeyin benden. Başka bununla alakalı söyleyeceğim bir şey. Survivor sürecinden de birazcık bahsettim size. Benim özür dilerim. Benim Survivor hikayemden de bahsettim size. Her şeyin hayırlısı. Gitmeyi çok istiyorum tabii ki de ama her zaman her şeyin hayırlısını isteyen bir çocuğum ben. Şöyle ufak da bir yolu çekeceğiz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videomda görüşürüz. Umarım bir gün Survivor'da görüşmek üzere. Beni orada izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Peace.